Merhaba. Bugün okulumuzda set 2 haftalık set haftasının 1. günündeyiz. Ben bugün ses miksi yapıyorum. Sesçiyim bugün. Şu an arkadaşlar çalışıyor. Ben de burada hazırladım. İşte boomlarım var. Şöyle. Burada mikserim var. Miks yaptım. Böyle bekliyorum başlamasını. Burası setimiz. Şöyle göstereyim. Sound roll. Rolling. Slate. Slate one, take three. Camera. As a boom. No, because I have to do this. Right camera. Okay, mark it. Set. Action. Tell me about your day. What are you up to? Well, I spent the first few hours mixing the paint for this. Then I finished the eulogy for the funeral. Halime bakın, saçlarımı topladım. Bu arada şöyle bir su istasyonu yaptık. Hepimiz bu kutuya koyduk suları. Buradan alıp içiyoruz. Which one's missing? It was all cranky and empty. I have no idea, I've never seen it. I'm sorry. Burada da hazırlık yapıyorlar. Bir sonraki bölüm için ben ses almayacağım. Onun için arkaya gidiyorum şu an. Arkada koltuk var şimdi, göreceksiniz kocaman. Oraya gidip... burada neler yapmışlar. Burada oturacağım. Çantam da burada ama şuraya bakın. Burası setin arkası. Tam olarak setin arkasındayız şu an. Bakalım burada da filmi kameranın içine koymak için burada yüklüyoruz. Bu çadırın içinde siyah olması lazım. Sonra kameraya koyuyoruz onu da. Herkes dizileri, filmleri böyle güzellikle izliyor ama bu sektörü sevmiyor. Ama diziler, filmler böyle çekiliyor arkadaşlar. Yani ne kadar sevmeseniz de bu sektörü veya bu sektöre karşı olan insanlar da dahil, burada bir emek var, bir sanat var. Şu an göstereceğim, arkadaşlar da çalışıyorlar. Ve hani hiç kolay değil. Ama genel olarak bu sektörü sevmeyen insanları da nedense sürekli dizi ve film izliyorlar. Sevmiyorsanız, saygı duymuyorsanız izlemeyin o zaman. Çünkü biz böyle siz izleyin diye uğraşıyoruz. Yani bu çocuklar boşuna uğraşmıyor. Şu an deli gibi gözükebilirim ama stüdyo çok soğuk ve ellerimi ısıtıyorum. Bu ışıklar çok güçlü olduğu için genelde ısı yayıyorlar dışa. Ellerinizi ısıtmak için birebir. Arkadaşlar da şuradan bir şeyler yapıyorlar şu an. Çok soğuk olduğu için stüdyo öyle giyinmek zorunda kaldım. Hi, say hi to my YouTube video. Sonra burada biraz daha setin detaylarına gelmek istedim. Öncelikle burada bir adet Arri kameramız var. Çok güzel bir kamera. Sonra biraz ışıklandırma için buraya bir böyle uzun kağıt çektik. Arkadan ışık veriyoruz. Burada paintingler var. Burada oyuncu ceketi var. Bir ressamın hikayesi bu film.
Sonra dün biz yerleri şunlardan döşedik. Ama bunlar çıkıp duruyor. Kadımız var. Yine söylediğim gibi. Bunları setup yaptık. Perdemiz var. Burada lambalarımız, yine kameramız, ışıklarımız. Burada oyuncumuz. Burada da monitörümüz var. Buradan görüntüyü hepimiz izliyoruz. Burası da setin arkası dediğim gibi. Öncelikle bu büyük duvarlardan 3 tane 4 tane koyduk. Bunları 5-6 kişi taşıyoruz. Sonra bunları koyuyoruz. Yük ağırlık koyuyoruz. Daha sonrasında bunları bir de şuralara sabitleniyor şunlarla. Bu da bu şekilde oluyor. Şimdi ben bununla bunu kullanıyorum. İki mikrofon. Benim bugün görevim mixer dediğimiz sesi mixlemek. So that's number eight, right? Mikrofonlar açık olduğu için ses geliyor. Ses gelince gördüğünüz gibi bunlar artışta. Ama şu an sadece birinci mikrofonu kullanıyorum. Bu ışık yanıyor yani şunu. Bu ikiyi kullanıyorum. O kadar. Bunlar da kulaklığım. Bunları takıyorum. Buraya da yazıyorum işte birinci sahne, birinci take. İşte uçak sesi varmış mesela. Biri konuşmuş gibi gibi. Rapor bu. Rapor ediyorum. Bunu da editöre vereceğim. Bütün parça. Sırf bunu çekmek için. Burada 100 kişi var. Şimdi bugünkü çekimleri bitirdik. Ses departmanı olarak bugünkü çekimlerin rapor kağıdını ve SD kartlarını prodüksiyon ofisine götürüyorum. Onlara teslim etmem lazım. Sonrasında da yukarı çıkıp arkadaşlara yardım edeceğim. Yarın farklı bir set kuruyoruz. 2 haftalık bir böyle set maratonumuz var şu anda. Bu 2 hafta boyunca da çekim yapacağım ben. Merhaba, bugün setteki ikinci günümüz. Bir hastane hikayesi çekiyoruz. Bugün ben boom operatörüyüm. Bunlarım burada. Bunlarla çalışıyorum. Okay guys, thank you very much. Seti kuruyorlar öbür tarafa, kamerayı değiştirdiler. Ben de kurdukları zaman mumla gidip gölgelendirmelere bakacağım. Yani gölge düşüyor mu oyuncuların üstüne, düşüyorsa nerede durmalıyım diye ona bakacağım. Ve sonrasında da kameranın içine bunu sokup edge dediğimiz yani bu nerede gözükmüyorsa onu ayarlayacağım kameramanla. Ona göre duruşumu ve pozisyonumu belirleyeceğim. Not much viewers here, but getting there. Bu ışıkları bugün ben yaptım. Bugün 4. günümüz. Ben ışıkçıyım. Şu ışık. Sonra... Bu ışık ve şu ışık. Buna bayılıyorum. Bunu rotolight diyoruz. Şöyle bir şeyler yaptık bakalım nasıl gidecek. Ya. Pan. Ya. That's it.
Also, test the mango. You should have known my time was up before I even got a chance to start over. Oh, please. I gave you your time. And now, your soul belongs to me. Remember? Eternity is part of the deal. Günaydın. Bugün çok önemli bir gün. Bugün salı günü. Bugün benim setim var. Ve benim setim için bir psikoloğun ofisini yapmaya karar verdik. Gördüğünüz gibi koltuğumuz var. Burada psikoloğun çalışma alanı var. Ve şurada da kitaplığı var. Size hemen düşündüğüm açıdan nasıl gözükeceğini göstermek istiyorum öncelikle. Filmde çekeceğimiz açı yaklaşık lens ile birlikte 16 mm lens kullanacağım. Böyle gözükecek. Tabii şu anda birkaç dekor eksik. Onları koyacağız. Ama onun dışında genel olarak görüntümüz bu şekilde olacak. Tabii şuradaki gördüğümüz kısmı da keserek şöyle bir şey yapmayı planlıyoruz. Şuraya ışık gelecek. Buraya duvara sertifikalar asılacak. Bir de perde asılacak. Burası benim oyuncularımın set arasında gelip bir şeyler atıştırabileceği, su içebileceği ve tabii ki de çalışabilecekleri bir oda. Green room diyoruz buraya. Ben de burayı şimdi kontrol ettim. Bugün yönetmen ben olduğum için. Isıtıcıyı açtım oyuncularım için. Şimdi de sete gideceğim. You very much. Oh, fuck. I can't take a face mask. Oh my god. It's the number. Right. Yeah. And Dilara. Yeah. Merhaba. Şu an filmim bitti. Küçük bir mola verelim. Bugün çok çalıştık. Bayağı şu anda set dağınık. Şimdi size göstereceğim. Şu an kamera sökülüyor. Sonra ışıklarımız, tripodumuz burada yine. Bir sürü. Güzel bir setti. Güzel bir çekimdi. Bakalım editte ne çıkacak? Çok merak ediyorum ben de. Tabii bütün çekimde en sevdiğim fotoğraf şu olabilir. Bir de şunun mu bu detay? Çok şık bir kitaplık oldu bu. Bugün setimizin son günü. Burada malzemelerimiz var. Buraya koyduk. Burada yiyeceklerimiz var işte. Evden bir şeyler getiriyoruz. Yeme içme kısmımız burası. Burası da bizim su istasyonumuz. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi filmi değiştirmek için alanımız ve setimiz var. Bugünkü setimiz böyle. Benim setimden farklı olarak şuralar değişmedi. Bir şunları astık. Bugünkü filmimizin adı Untitled Project. Nivedita arkadaşım yönetiyor bugün. Set kısmında da yine bir ofis seti var. Kameramız burada. Yine ışık için polyboard dediğimiz boardumuz burada. Mikrofonlar orada. Işıklandırmalarımız. Bu şekilde bugünkü setimiz. Ben bugün sette first AD'yim, yani birinci asistan director dediğimiz yönetmen. Aynı zamanda set amiri gibiyim de. Bütün kağıt işleriyle bugün ben uğraşıyorum sette. Şuradan görebilirsiniz. Buraya astım herkes görsün diye ne yaptığımızı. Ve buradan çiziyorum da yaptığımız şeyleri ki herkes ne yaptığımızı, nereye gittiğimizi anlasın. Saat tutuyorum sette. İşte son 20 dakikanın son 30 dakika çekime başlamak için hazırlanın, şöyle yapın, böyle yapın diye. Bütün kontrol bende şu anda sette.
herkesin beni dinlemesi lazım ve benim dediklerimi yapmaları lazım. Şimdi az sonra gelecekler. Geldiklerinde ışıkları bir kuracaklar, bir dışarıya bir ışık koymayı planlıyoruz. Onun dışında başka yapacağımız bir şey yok. Geri döndüm. Artık bu hafta setlerimiz bitmiş bulunmakta. Sonunda gördüğünüz gibi her şey çıktı, her şey toparlandı. Bundan sonra normal derslerimize devam edeceğiz. Ve sonrasında tabii ki yılbaşından sonra da yeni setlere devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.